Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Dekan Yardımcılarım, kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerim, kıymetli misafirler, asrımızın saygıdeğer temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kıymetli temsilcileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli temsilcileri, hepiniz 3. Tazelenme Üniversitesi mezuniyet törenimize hoş geldiniz efendim. Amerikalı sanayici ve iş adamı Henry Ford'un "Öğrenmeyi bırakan yaşlanır" sözü, ömür boyu öğrenmenin ve kişinin sürekli gelişime açık olmasının gerekliliğini vurgular. Bedensel yaşlanmayı önleyemeyiz. Ama öğrenmeye devam ederek zihinsel ve ruhsal gençliğimizi çok daha uzun süre koruyabiliriz. Gerçekten de öğrenmeyi bırakanlar yaşına bakılmaksızın durgunlaşır ve yeniliklere bir nevi kapalıdırlar. Zihinsel canlılıklarını kaybedebilirler ve onların yaşam enerjisinin kısa sürede azaldığı hususunda gözlemler yapabiliriz. Öğrenme yaşının her an devam eden yolculuğun bir refakatçisi olmak gerekiyor. Yeni bilgiler edinmek, beceriler geliştirmek ve kendimizi sürekli olarak tazelemek, mutluluğumuz ve tatmin olduğumuz bir yaşam için gereklidir. Amerikalı gerontolog Berger, yeni doğan bir bebekte merakın en yüksek seviyede olduğuna dikkat çeker. Ve yaşımız ilerledikçe merakın doğal olarak azaldığını ve hayatın rutinlerine alıştığımızı belirtir. Merak duygusunu korumanın en iyi yolu öğrenmeyi asla bırakmamaktır. Öğrenmeyi bırakanlarda tümüyle yok olan merak duygusunun sonuçlarını biraz dikkatle inceleyecek olursak, çevremizde pek çok kişide birçok belirtiyi görebiliriz. Merak bizim en büyük itici gücümüzdür. Bizi keşfetmeye, sorgulamaya, anlamaya yönlendirir. Konfüçyüs'ün bir sözü var: bilginin peşinden giden kendini keşfeder diyor. Öğrenmenin ve bilgi arayışının insanın kendi özünü anlaması ve kendini tanıması yolunda ne denli önemli olduğunu vurgular. Bilgi arayışının sadece dış dünyayı anlama çabası olmadığını, aynı zamanda kendi iç dünyamızı keşfetme süreci olduğunu anlatır. Bilginin peşinden gitmek, insanın kendini tanıma, anlama yolculuğunun en önemli parçasıdır. Sürekli öğrenmek, hayatın
her anını daha anlamlı ve zengin kılar. Bizi hem entelektüel hem de duygusal açıdan olağanüstü besler. Bunun yanı sıra yeni insanlarla tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve birlikte yeni şeyler öğrenmek sosyal bağlarımızı güçlendirir. Bu da bizim daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Bugün Akdeniz Üniversitesi 60 artı tazelenme üniversitesinin 3. mezuniyet töreninde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde eğitim yaşamına yeni başlayan ve bu yolculukta başarıyla mezun olan siz değerli büyüklerimizi yürekten tebrik ediyorum ve gönülden bugün biri Kıbrıslı olmak üzere 13 üniversitemizde bireylere ömür boyu öğrenme imkanı sunan 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde bu salonda hayat bulan 60 artı tazelenme üniversitesi topluma ve bireye kattığı değerlerle öğrenmenin yaş sınırı olmadığını bir kez daha kanıtlamış olduk. Bizler açısından burada toplanmamızın sebebi sadece bir mezuniyet töreni değildir. Aynı zamanda ömür boyu öğrenmenin önemini de vurgulamaktadır. Kaç yaşında olursak olalım, öğrenme arzusunun, bilgiye olan açlığın ve kendini geliştirmenin hiçbir zaman bitmediğinin en güzel örneği ise sizlersiniz. Her biriniz bu yolculuğa başlarken belki de birçok endişe ve soru işareti taşıyordunuz. Ancak bugün bu endişeleri geride bırakıp yeni bilgi ve becerilerle donanmış olarak mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Ömür boyu öğrenmeye kendini adamışlar olarak yaşamınızda açtığınız bu yeni sayfa, yeni başlangıçların da kapısını aralamaktadır şüphesiz. İlk mezunlarımızın 60 artı tazelenme üniversitesi yüksek lisans programına devam ediyor olmaları bunun en somut örneğidir. Bugün mezun olan sizler de isteseniz de istemeseniz de öyle düşünüyoruz. Sizler de bu yolda ilerleyeceksiniz ve bizlerin bir parçası olmaya devam edeceksiniz ve yüksek lisans programında sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk yaşayacağız. Akdeniz Üniversitesi 60 artı tazelenme üniversitesi. Sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir aile oldu. Bu ailenin birer üyesi olarak sizlerden çok şey öğrendiğimizi biz gönüllü öğretim üyeleri olarak ifade etmek isterim. Bizler de hayat yolculuğumuzda her birimiz sizlerden büyük tecrübeler ve bilgi birikimleri edindik ve büyük zenginliklere sahip olduk. Şimdi Akdeniz Üniversitesi 60 artı tazelenme üniversitesinin yapmış olduğu bu yüzde çalışmanın ülkemizde yaygınlaşarak devam etmesi en büyük dileğimizdir. Dolayısıyla kıymetli öğrencilerim ve kıymetli konuklar, 60 artı tazelenme üniversitesi ülkemizde her geçen gün farklı üniversitelerde açılarak devam ediyor ve yeni üniversitelerin bünyesinde 60 artı tazelenme üniversitesi kampüsleri kuruluyor. En son Muş Apasan Üniversitesi'nde yeni kampüsümüz, yeni öğrencilerimizle buluştu. Arkadan Şırnak gelecek, Batman gelecek, Hakkari gelecek, Sivas, Malatya, bunlar da dahil oluyorlar. Dolayısıyla büyük bir ailenin bir parçası olarak sizleri burada mezuniyetinizde selamlamak ve burada bulmak ve aile üyelerinizle tanışmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Sizleri yüksek lisans programına bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Sayın Rektörüm, değerli protokol, kıymetli büyüklerim, hepinizi öncelikle bakanlığımız ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Biz Akdeniz Üniversitesi'nin, Tazelenme Üniversitesi'nin böylesi güzel programlarında olmaktan büyük keyif alıyoruz. Sanıyorum gide gele birçoğunuzla da tanış olduk. Bundan da çok hoşnutuz. Akdeniz Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi anlamında ve yaşlılık çalışmalarında ülkemizde öncü üniversitelerden bir tanesi. Hocam, kıymetli hocam bahsettiler. Tazelenme Üniversitesi'nin başlangıcını gerçekleştiren, yüksek lisans programını açan üniversitemizin biz de bakanlık olarak yaşlı hizmetlerine verdiğimiz önemden dolayı bir ortak olarak görerek bu süreci destekleyip geliştirmek adına kendimize bir misyon yükledik. İsmail Hocam bahsetti son süreçte açılan üniversitelerden. 2021 yılında biz Akdeniz Üniversitemizde yapmış olduğumuz protokol doğrultusunda Tazelenme Üniversitelerinin ülke çapına yaygınlaştırma görevini üstlenmiş olduk. Bu görevi yine diğer üniversitelerimizle de işbirliği halinde yürütüyoruz. Daha geçen hafta Çanakkale'deydik. Hocamın söylediği ek olarak söylüyorum. Osmaniye, Tokat gibi, hocam bahsettiği Muş, yani Türkiye'nin bütün bölgelerinden üniversitelerimiz artık hızla Tazelenme Üniversitelerini açıyorlar ve bu bize büyük mutluluk veriyor. Bu yıl içinde hedefimiz her ay en azından bir üniversiteyi daha sizlerin arasına katabilmek ve Tazelenme Üniversitelerini ülke çapına yayabilmeyi amaçlıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz istatistiksel olarak yaşlanıyor. Ama yaşlılık bizi korkutmuyor. Neden korkutmuyor? Bunun farkında olarak, hazırlıklı olarak bu sürece girmek, yaşlılık sürecini nitelikli bir hale getirmek bizim öncelikli hedefimiz. Bakanlık olarak bizim başta bakım hizmetleri olmak üzere, sosyal yardım, gündüzlü hizmetler, ücretsiz seyahat hizmetleri, birçok hizmetimiz var yaşlılık alanında. Ama bu hizmetler içerisinde gittikçe öne çıkan, belki de çok önemli bir tanesi de hayat boyu öğrenme ve aktif yaşlanma perspektifinden bakabileceğimiz Tazelenme Üniversiteleri. Bu açıdan da oldukça şanslıyız diye düşünüyorum. Dünyada bildiğiniz gibi çeşitli isimlerle bu tip çalışmalar vardı. Ancak ülkemize özgü koşullarda ve nitelikte ve gönüllülük üzerine kurulu olan bu çalışmaları da emeği geçen hocalarımızı ben başta kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum. Kendileri herhangi bir karşılık beklemeden tamamen gönüllülük üzerinden bu çalışmaları yürütüyorlar. Ama tabii ki bu çalışmaların daha standartize ve süreklilik kazanması için de desteklenmesi gerektiği açık. Bu konuda YÖK'ün de üzerine düşen çalışmalar olacak. Bizlerin de üzerine düşen çalışmalar var. Bu anlamda biz kendi üzerimize düşen çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Yakın zamanda yaptığımız çalışmalarla bundan sonraki süreç için Tazelenme Üniversitelerimizi ekonomik yönden de geliştirmeyi ve desteklemeyi düşünüyoruz. Sanıyorum güzel haberleri yakında paylaşırız diye umuyorum. Çok yakında olacak. Umarım olacak. Evet. Evet. Bu faaliyetler de bunların görünürlüğü açısından çok önemli. Bugün yine çok anlamlı bir faaliyet için buradayız dediğim gibi. Sizler de öncü olarak, mezunlar olarak, ilk mezunlardan, üçüncü dönemde sonuçta ilk mezunlardan, birçok üniversitemiz henüz mezun verme aşamasına gelmemişken Akdeniz Üniversitesi'nin 3. dönemi mezunları olmak sizler için de bizler için de onur diye düşünüyorum. Bu anlamda dün de çok önemli ve güzel bir çalışmayı biz burada görme imkanı bulduk. Yüksek lisans programında ülkemizde sanıyorum ilk defa Akdeniz Üniversitesi'nde başlatıldı. Dün de onların yapmış oldukları anlamlı ve güzel çalışmaları yerinde izledik. Biz zaten şöyle bir süreçte izliyoruz. İlk protokol yaptığımız yeni üniversitelerimizi Akdeniz Üniversitesi'ne direkt yönlendiriyoruz. Çünkü burada yapılmış olan bir tecrübe ve pratik var. Buradaki çalışmalar onların da önünü açan çalışmalar. Bu anlamda da çok kıymetli. Bu üniversitelerimiz kurulduktan sonra ben inanıyorum ki hemen sırasıyla yine yüksek lisans. Hatta şu anda son bizim faaliyetlerde dile getirilen bir doktora programı da var. Tabii şartlar izin verdiği ölçüde onun da yakın süreçte başlayacağını ben düşünüyorum. Sözlerime son verirken Tazelenme Üniversitesi'ni ülkemizde başlatan kıymetli İsmail Hocam'a, Akdeniz Üniversitemize ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda rol alan, emek veren değerli hocalarımız, üniversite yönetimlerimiz ve en başta da tabii siz kıymetli büyüklerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün mezun olacak büyüklerimizi de içtenlikle kutluyorum. Sağ olun, var olun.
Saygıdeğer hocalarım, sayın müdürlerim, değerli büyüklerimiz, kıymetli öğrencilerimiz. Türkiye'ye örnek olan Tazelenme Üniversitemizin mezuniyet töreninde büyük bir cesaret ve azim örneği gösterip ikinci baharlarını eğitim adayan siz kıymetli büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Mezun olacak öğrencilerimizi kutluyorum. Hepiniz grup bir sevinç yaşıyorsunuz biliyorum. Bunun farkındayım. Ama bu bir veda değil. Şunu vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin kapıları her zaman sizlere açık. Değerli konuklar, yaşlılık herkese nasip olmayan bir lütuf aslında. Evlatlarınızın yuva kurduğunu görebilmek, torunlarınızı kucağınıza alabilmek herkese nasip olmayan bir şans. Yaşlılığın zorluklarını görmezden geliyor değil mi elbette, ancak geçen yılların bedeninizden götürdüklerine kıyasla ruhumuza kattığı olgunluk ve bilgelikle hangi değer kıyaslanabilir? Ne mutlu bu lütfu kavuşabilenlere, bizlere düşense bu güzelliğe erişebilenlerin tecrübelerinden faydalanarak bu dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek. O güzel insanların kıymetlerini bilerek onlara layık bir hayat ve imkan sunabilmek. Bunu sağlamak da tabii ki hepimizin sorumluluğu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, bir milletin yaşlı vatandaşlarına, emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken, bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir millet, istikbale güvenine bakmaya hakkı yoktur. Akdeniz Üniversitesi olarak bu alanda öncü çalışmalar yürüttüğümüzü gururla söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi üniversitemizde başlayan Tazelenme Üniversitesi projesi Ege'den Malatya'ya kadar ülke genelinde yaygınlaştı. Ayrıca spor bilimleri fakültemizin bünyesinde de yaşlılarda egzersiz ve spor alanında çalışmalar başlattık. Ülkemizde ilk olan bu çalışmada Türkiye'ye örnek teşkil etti. Bu vesileyle Gerontoloji Bölüm Başkanımız İsmail Tufan hocamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hayata geçirdiğimiz çok ciddi katkıları olan tüm hocalara teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli konuklar, yaşam süresi her dekatta uzuyor. 1950'li yıllarda 50'nin altında olan ortalama hayat süresi bugün 70'leri aşıyor. Bu sayı gelişmiş ülkelerde 80'lere kadar ulaşıyor. Bunun bir sonucu olarak dünya nüfusu özellikle de gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanmakta. 2050 yılına gelindiğinde dünyada 65 yaş ve üzeri insan sayısının 2 kata, 85 yaş ve üzeri insan sayısının 4 kata çıkacağı tahmin edilmekte. Bu durum ülkemiz için de geçerli elbette. 2080 yılında ülkemizde 4 kişiden birinin 65 yaş ve üstü olması bekleniyor. Bu tablo düşen iş gücü, artan bakım ve sağlık giderleri gibi çözüm bekleyen birçok soru nedeni olurken kendi içinde elbette fırsatlar da barındırıyor. Gelecekte devletler arasındaki gelişmişliği sadece teknolojiye ya da eğitime yapılan yatırım değil, yaşlanan nüfustan nasıl yararlılığını da belirleyecek elbette. Bu ülkede yaşlı nüfusun mutlu olması yaşanabilir bir ülkenin temel değeri olacak. Yaşlı nüfusu deneyim ve becerisinden yararlanan devletler ise gelişmişlikte diğer ülkelere avantaj sağlayacak. Bunun için aktif ve sağlıklı yaşlanmayı öncelememiz gerekiyor. Yaşam boyu öğrenme ise bunun ilk ve en önemli adımı olacak. Sevgili mezunlarımız, sizler öğrenmenin yaşın olmadığını kanıtladınız. Hayatın her aşamasında yeni bilgiler edinmenin, yeni dostluklar kurmanın ve kişisel gelişim yolculuğunuzda yeni adımlar atmanın ne kadar değerli olduğunu gösterdiniz hepinize. Akdeniz Üniversitesi olarak sizlerin ikinci baharında önemli bir yer alma ayrıcalığına sahip olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bugün burada yalnızca bir eğitim sürecini tamamlamış olmanın ötesinde azminiz, kararlılığınız ve öğrenmeye olan bitmek bilmeyen tutkunuzla hepimize ilham verdiniz. Üniversitenizde geçirdiğiniz bu süreçte sadece bilgi değil, aynı zamanda hayat tecrübeleri ve yeni bakış açıları da kazandınız. Bu noktaya geldikçe sarf ettiğiniz emek, gösterdiğiniz sabır ve azim için hepinizi tebrik ediyor ve ben de alkışlamak istiyorum sizleri. Başta dediğim gibi bu bir veda değil. Sizler artık Akdeniz Üniversitesi'nin birer parçasısınız ve umuyorum sizleri hocamın dediği gibi yüksek lisans programlarında ve son doktora programlarına görmek istiyoruz. Hem üniversitemizin hem de gönlümüzün kapıları sizlere her daim açık. Bahtınız açık, ömrünüz bereketli olsun. Bu güzel gündeki neşeniz ve canınızı hiç kaybetmeyin. Her yaşın ayrı güzelliği var. Hayata anlam katmak bizim elimizde.
Sizin varlığınız bunun en büyük ispatı. İyi ki varsınız. Hep var olun. Sağlıkla kalın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın hocalarım, değerli konuklar ve sevgili arkadaşlarım. 4 senenin ödülü olan bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için kendi adıma ve sınıf arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Ayrıca 4 yıl boyunca özverileriyle günün geç saatlerine kadar gönüllü olarak ders veren sayın hocalarımıza da sonsuz teşekkürler. Bizlere tazelenme ve hareketlenme fırsatı veren bu sosyal proje bizim yeniden sosyalleşmemizi sağlayarak yaşam sevinci kazandırdı. Ve gerçekten de tazelenmemizi sağladı.